Sizin iktidarınızda akaryakıt kaç lira olacak? Şimdi tabii ona hemen ezbere bir cevap vermem yanlış olur. Bir ama yeterli. Şöyle akaryakıttaki şeyimiz şu, zihniyetimiz şu. Biz petrolü üretmiyoruz. Üreten bir ülke değiliz. İthal ediyoruz. Ancak çok pahalı bir şekilde bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla da bütün girdilerde kullanıldığı için, yani biraz önce verdiğim örnekte Antalya'daki domatesi İstanbul, Ankara'ya naklederken tabii akaryakıt kullanılıyor, öyle naklediliyor. Siz akaryakıtı pahalı tutarsanız domatesin fiyatı da artıyor. Geçim de zorlaşıyor, sıkıntıya giriyor. Enflasyonu da artırmış oluyorsunuz. Mümkün olduğunca akaryakıttaki o tüketim vergisini düşük tutmak gerekiyor. Enflasyonu yüksek tutmamak için. Ama bizim bütçemizde, bütçe kalemleri içerisinde bu akaryakıt tüketim vergisi, akaryakıt ve otomotiv üzerinden alınan vergiler çok büyük bir yer işgal ediyor. Bütçenin önemli bir bölümü bunlardan oluşuyor. Araçların ithali, satımdan alınan vergileri, ondan sonra yıllık vergileri biliyorsunuz. Bunlardan oluşuyor. Bir de akaryakıt vergilerinden. Otomotiv ve akaryakıt bizim vergi sistemimizi, yani Maliye Bakanlığı kapatın, şeyden akaryakıttan ve şeyden aldığınız vergilerle, otomobilden alacağınız vergilerle idare edersiniz. O hale getirmişiz. Bunlar hem hayatı pahalaştıran, enflasyon yaratan, sıkıntı yaratan vergiler, hem de özgürlüğümüzü kısıtlayan, biraz önce konuştuğumuz gibi seyahatlerimizi zorlaştıran, yaşamımızı zorlaştıran vergiler haline geliyor. Sistemi onun için değiştirmemiz lazım. Biz akaryakıtı kaça indiririz onu söyleyemeyeceğim ama ucuzlatacağımızı, öyle bir sistem kuracağımızı net olarak ifade edebilirim.